Yıl 2009. 30 yıldır Antalya'mıza doktor olarak hizmet veren Akaydın Hoca, bu kez Antalya'da mutlu bir yaşam inşa etmek hayaliyle yola çıktı. Dedelerimizin, ninelerimizin ellerini öperek, hayır dualarını alarak hizmet yolculuğuna başlayan Akaydın Hocamız, 7'den 70'e tüm halkımızın derdine derman olmak için kolları sıvadı. Projelerimizi halkımızın refah ve mutluluğu üzerine planladık. Sizlerden aldığımız güçle yatırımlarımızı bir bir hayata geçirdik. Esnafımızın dertlerini biliyorduk. Derde deva olmayı da görev bildik. Antalya'mızı ilk kez tam 12 Prestij Caddesi'yle tanıştırdık. Esnafımızın yüzü Mustafa Hoca ile gülümsedi. Hizmetin önü kentsel yaşam alanını bitirdik. Turistler esnafımızın ayağına gelsin diye şehrin göbeğinde tam 240 araç ve otobüslük otopark hazırladık. Esnafımızın kazancı arttı. Mutluyuz. Halkımız, hocamın bir bildiği var dedi, bize güvendi. Yat limanını yeniledik. Cumhuriyet Meydanımızı Türkiye'nin en güzel meydanı yapıyoruz. Yat limanıyla Cumhuriyet Meydanı kucaklaşsın diye panoramik asansörümüzün temelini attık. Avrupa'nın en büyük tünel akvaryumunu hizmete açtık. Gururluyuz. Şimdiden tam 1 milyon 200 bin turistimiz otelinden çıkıp şehir merkezini gördü. Hayata erken atılmak zorunda kalmış sanayi çıraklarımızın yağlı elleri, boyalı yüzlerini emeğin simgesi olarak gördük. Türkiye'nin ilk ve tek çıraklık eğitim merkezi ve sosyal tesisini açtık. Analarının kuzuları Akaydın Hocamıza emanet. Halkımız, hocamın bir bildiği var dedi, Antalya'mız sağlık kenti oldu. Artık en modern hastaneler Antalya'da. Hasta yakınları hastane bahçelerinde yatmasın istedik. Hasta ve hasta yakınları sosyal tesisimizi hizmete açtık. Gelecek nesillerimiz sağlıklı büyüsün istedik. Çünkü onlar devralacaktı Atatürk'ümüzün emanetini. Açtığımız çocuk ağız diş sağlığı merkezlerimizde tam 6710 çocuğumuzu tedavi ettik. Engellilerimizin önünde engel kalmasın istedik. Tüm Türkiye'ye örnek bir tesis yaptık. Engelli kardeşlerimiz artık meslek sahibi oluyorlar. Ailelerinin yüzü gülüyor. Yoksullarımızla, düşkünlerimizle aşımızı paylaştık aşevimizde. Tüm Antalya'ya Ramazan geldi, hoş geldi dedik. Mahallelerde, köylerde iftar sofralarımızı kurduk, orucumuzu hep birlikte açtık. Antalyalıların Mustafa Hocası'yla Ramazan eğlencelerimize, geleneklerimize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Yeryüzü cenneti kentimizde rengarenk çiçekler açsın, halkımız Antalya'da yaşamanın ayrıcalığını hissetsin istedik. Yandaşlara para saçmadan milyonlarca çiçeği kendimiz yetiştirdik. Çiçeklerimizi kendi üretim tesislerimizde, eli nasırlı emekçi kadınlarımızla ürettik. Hocamın bir bildiği var dedi Antalya. Gücümüzü halkımızdan aldık, Antalya'mızı betona teslim etmedik. Tam 450 bin metrekare büyüklüğünde yeni yeşil alanla Antalya'mızın akciğerlerine oksijen taşımanın mutluluğunu yaşadık. Antalya'nın hocası, her şeyin en iyisine layık halkımızı modern toplu ulaşımla buluşturdu.
254 milyon avroya mal olan tramvay hattı, günde 40 bin yolcuya hizmet verirken, Akaydın Hoca 4 milyon avroya mal ettiği kırmızı otobüslerle günde 38 bin vatandaşımıza hizmet vermeyi başardı. Konforlu kırmızı otobüs projemize ulaşım esnafımız da destek verdi. Onlar da tam 96 adet kırmızı otobüs alarak modern toplu ulaşım reformumuza destek oldular. Ulaşım esnafımıza da Antalya halkı adına şükranlarımızı gönderiyoruz. Mustafa Hoca yandaş zengin etmek için alt geçit yapmayız dedi. Akla bilime inandık. Trafik ölçümlerini yaptırdık. En doğru çözüm olan dünyanın en son teknolojisi akıllı trafik sistemini kurduk kavşaklarımıza. Otobüslerimiz hiç bekletmeden halkımızı taşıyor. Gururluyuz. Klimalı duraklarımızda en az bekleme süresi artık Antalya'da. ...25 yıldır açılamayan caddeyi açmak Akaydın Hocamıza nasip oldu. Artık Lara'dan havalimanına gitmek sadece 15 dakika. Rauf Denktaş Caddemiz, adını aldığı büyüğümüzün büyüklüğüyle büyük bir eksiği giderdi. Çok mutluyuz. Akaydın Hoca vatandaşımızın isteğini her zaman baş tacı yaptı. Vatandaşımızı can kulağıyla dinledik. Kepezaltı ve santral mahallelerinde tapu sorununu çözmek için sandık kurduk, referandum yaptık. Halkımızın istediği gibi tapular hazırlandı. Türkiye'de ilk kez yerinde yeniden yerleşim projesini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'nin en modern üst geçitlerinden birini yaptık. Antalya'nın Mustafa Hocası, iki yakamız arasında Gönül Köprüsü'nü Fatih Üst Geçidi ile kurdu. Antalya'mızın sorunlarını bir bir tespit ettik. Sizlerin destekleriyle hepsini çözüyoruz. 2009'da ne söz verdiysek, tamamına yakınını sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Gururluyuz. %30'u kanalizasyona bağlı olarak devraldığımız Antalya'mızın tam %92'sini kanalizasyon sistemine bağladık. Yağmur suyu taşkını yaşayan semtlerimizin sorunlarını önemli oranda giderdik. Antalya'nın hocası, Hurdacılar Çarşısı'nı da unutmayın dedi. Tam 50 yıldır bekleyen köprüyü yapıyoruz. Hurdacılar Çarşısı'nın ve 5 mahallenin kabusu olan sel ve afet sorununu çözmek bize kısmet oldu. Mutluyuz. Antalya'mız büyüyor. Büyürken çöp dağları da büyüyor. Çöp sorununu kökünden çözdük. Hem de çöpü imha ederken çöpünden para kazanan ilk belediye olduk. Gururluyuz. Daha planlı ve daha yaşanabilir bir Antalya için çalışıyoruz. Kimsenin imar sorunu kalmasını istiyoruz. Bunun için Akaydın Hoca 40 ölçtü, 1 biçti ve 41 yıllık Kır Cami imar sorununu çözdü. 41 kere maşallah. Bereket üretimdedir dedik. Göreve gelince ilk işimiz kendi üretimimizi yapacağımız atölyeleri açmak oldu. Üreten belediye olduk. Telçit üretiyoruz. Klimalı durakları kendimiz yapıyoruz. Kanalizasyon borularını, parklarda dinlendiğiniz bankları, şehrimize şıklık katan kent mobilyalarını imal ediyoruz. Çiçeklerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Binlerce emekçi kardeşimize iş sağlıyoruz. Cumhuriyetimize dokunmaya kalkanlara karşı tek yürek olduk. Akaydın Hocamızın önderliğinde Cumhuriyet Meydanımıza sel olduk aktık. Yüreğini meşale yapan tam 400 bin Cumhuriyet sevdalısıyla bir demokrasi dersi verdik. "19 ilçemiz bizim hepimizin," dedi Akaydın Hoca. "Hiçbirini birbirinden ayırmadık. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar ilçelerimizde, köylerimizde yollar yaptık. Köy mezarlıklarımızı temizledik, tamir ettik. Yaşlılarımızın, düşkünlerimizin evlerine gittik. Onlara doktor olduk, ilaç olduk. Ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Bu hizmetleri bize getirdiniz, Allah razı olsun." Afetler oldu, koşa koşa ilçelerimize gittik. Acılarımızı paylaştık, yaralarımızı birlikte sardık. Çok teşekkür ediyorum. Yani şu anda diyecek bir şey bulamıyorum. Akaydın Hoca,
mezarlıklar bizim için çok çok önemlidir dedi. Mezarlıklarımızda 75 yılın en büyük bakımını yaptık. Tüm duvarları yeniledik. Pırıl pırıl ışıklandırdık. Hastalarımızın, yaşlılarımızın mezarlıklarda rahatça dolaşması için akülü arabalar aldık. Sizin paranızı kul hakkı yemeden, kursağımızdan haram lokma geçmeden, her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu düşünerek yönetiyoruz. 5 yıldır Akaydın hocasına güvendi Antalya. Şimdi her yer Antalya. Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar tüm ilçelerimizi, köylerimizi kucaklamaya geliyoruz. Analarımızın, bacılarımızın sorunlarını çözmeye geliyoruz. Delikanlılarımıza, genç kızlarımıza iş imkanları getiriyoruz. Yaşmaklı ninelerimizin, aksakallı dedelerimizin ellerini öpmeye geliyoruz. Nasırlı elleri tutmaya geliyoruz. Yörük türkülerimizi hep birlikte söylemeye geliyoruz. Mehmet amcaların, Fatma bacıların, Ayşe teyzelerin dertlerine deva olmak için geliyoruz. Ailenizin bir parçası olmaya geliyoruz. Aydınlık yarınlara sizlerle birlikte merhaba demeye geliyoruz.